Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün birlikte kestane pişireceğiz. Bakın şöyle şurada yarım kiloya yakın kestanemiz var. Şimdi bu kestanelerimizin şöyle üzerine yatay bir şekilde şu bombeli kısma gelecek şekilde bir kesik atmamız gerekiyor ki piştikten sonra kabuğundan rahatça soyalım. Siz bu işlemi bir bıçak yardımıyla da yapabilirsiniz. Ama bakın şöyle bir kestane kesicisi var. Şöyle alt kısmında da tırtıklı bir yüzeyi var. Sürtünme olsun ve kestanelerimiz kaymasın diye. Üstteki bıçak yapısı da tırtıklı. Bakın şöyle kestanemizi şu kısma koyuyoruz. Sadece bastırıyoruz. Ve çok tehlikesiz bir şekilde, çok kolay bir şekilde bu kesiği atıyoruz. Şimdi böyle böyle ben kestanelerimizi kesiye atıp şöyle yandaki kaba alıyorum. Evet, üzerlerine kesik atmış olduğumuz kestaneleri şöyle kaynar suyun içerisine aldık. İçerisine de şöyle bir çimdik tuz atıyoruz. Şimdi bu tuzlu sıcak suda 1 saat bekleyecek bu kestaneler. Bu işlem önemli. Kesiği attık ki dış kabuğu kolay soyulsun diye. Bu sıcak suda bekletme işlemini yapıyoruz ki içerisindeki o ince tüylü kabuğu da çok kolay bir şekilde soyulsun diye. Şimdi 1 saat bu şekilde bekleteceğiz. Daha sonra suyunu süzeceğiz ve fırın tepsisine dizeceğiz kestanelerimizi. 200 derecede pişmeye vereceğiz. Evet, kestanelerimizin suyunu süzdük. Şöyle kesik kısmı üst tarafa gelecek şekilde tepsimize dizdik. Şimdi 200 derecede fırına pişmeye veriyoruz. Evet, kestanelerimiz fırından çıktılar. Şöyle bir tanesini de açalım. Bakın şöyle. Aşırı lezzetli. Siz de bu soğuk günlerde, kış aylarında evinizde pişirip afiyetle yiyebilirsiniz.